KRT ekranlarından iyi akşamlar. Bakış açısıyla yine bir cuma akşamı yine ekranlarınızdayız. Bu hafta da dış politikanın gelişmelerini ele alacağız. Türkiye'de siyaset biraz yavaşlamış görünüyor, iç siyaset özellikle. Ama dış siyaset duracak gibi değil. Özellikle Türkiye'nin Afganistan macerası hızla ilerliyor. Görüşme üzerine görüşme yapılıyor. Savunma Bakanı yapıyor. Cumhurbaşkanının sözcüsü ve başdanışmanı İbrahim Kalın ayrıca görüşüyor Amerikalılarla. Taliban çok hareketli ve Türkiye'yi tehdit eder bir tavırda. Dolayısıyla Afganistan gündemi son derece hızlı. Sadece o da değil. Libya'da neler oluyor? Suriye karışmak üzere, karıştı mı hatta? Ve tabii Dağlık Karabağ. İşte bütün bunlara bakacağız bu programda. Ben Zeynep Gürcanlı, program partnerim Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte ele alacağız. İlhan Hocam, Afganistan'la başlayalım değil mi? Evet, ama şöyle genel bir çerçeve çizmek açısından şunu söyleyelim. Biz burada haftalardır, hani belki aylardır Türk dış politikasının hani güvenlik açısından çok açıldığını, çok dağıldığını söylüyorduk. Hani bu böyle işte aşırı yayılma, hani İngilizce terimi var onun, hani karşılığını kullanırsak. Şimdi bir toparlanma olur diye beklerken tersine... Daha ileri gittik. Evet, yani mesela işte Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan, işte Karabağ bölgesi. Şimdi de Afganistan'ı buraya ekledi ve her biri riskler taşıyor. Yani şimdiye kadar böyle işte, yani Suriye'de ciddi bir şey oldu. Hani kayıp oldu. Libya'da işte Türkiye'nin kontrol ettiği hava üssü vuruldu ama müttefikler arası bir çekişme olduğu için can kaybı olmadı orada. Rusya öyle yapmadı Suriye'de. Şimdi Afganistan'da çok ciddi bir belirsizlik var ve yani bunu da söylüyoruz zaman zaman. Hani Amerika'yla ilişkileri Afganistan üzerinden toparlamaya çalışan bir iktidar görüntüsü var. Bu iyi değil. Yani bunu mesela, bu eleştiri çok yapıldı ama bunu yalanlayacak, bunu tersine çevirecek hiçbir şey de yapmadı. Yani bu eleştirinin farkındalar çünkü biliyorlar öyle olduğunu. Şey diyorlardı Türkiye'yi, hatırlayın, Antony Blinken sözde müttefik dedi. Hani sözde değil, biz özde müttefikiz. Kanıtlamaya onu göstermeye çalışıyorlar. Hani bunu da Afganistan'ı fırsat olarak kullandılar. Şöyle söyleyeyim, ben kısa yoldan bunu yazımda da kullandım aynı tabiri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin dikkatini çekmek için sanki bu işe soyunmuştur. Evet, evet, ve bu da işte sonuçta Taliban'ın sert bir açıklaması oldu. Hani ben o duvara şimdilik çarptığını, yeni bir oyun kurmaya çalıştıklarını hani düşünüyorum. Bunları sonra konuşuruz, tartışırız. Evet, uzman konuklarımızla bir arada olacağız. Onların görüşlerini asıl size aktaracağız. Emekli Büyükelçi Sayın Fatih Ceylan ve dış politika analisti Sayın Aydın Sezer bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydın Bey, müsaade ederseniz Sayın Büyükelçimle başlamak istiyorum. Çünkü Afganistan diye girdik. Sayın Büyükelçimin çok uzun yıllar NATO tecrübesi var. NATO tecrübesi olunca, NATO daimi temsilciliği de olunca işin içinde elbette yıllardır, yaklaşık 20 yıldır Afganistan'ı çok yakından izlediniz. Çünkü NATO da oradaydı. Şimdi NATO çekiliyor ama biz bir maceraya giriyoruz. Ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum efendim. Bu bir macera mı yoksa bir gereklilik mi Türkiye için? Teşekkür ederim öncelikle. Hem yayına davet ettiğiniz için hem de bu gayet yerinde sorunuz için. Herhangi bir bu tür çetrefil bir mesele olduğunda İlk sorulması gereken soru şudur: ülkemin orada ulusal menfaati nedir? Oraya dair stratejimiz nedir? Vizyonumuz hangi temellere dayanmaktadır? Şimdi ben bu Afganistan sorunsalına baktığımda bunlara açık yanıtlar veremiyorum. Bunu sadece esasen ciddi sınamalarla malul Türk-Amerikan ilişkilerini bir nebze rahatlatmak için yapıyorsak bu stratejik bir hedef olamaz. Bu olsa olsa bir taktik kaldıraç olarak değerlendirilmesi gerekir. Stratejik hedefler şöyle konabilir: biz zamanında İstanbul sürecini başlattık. Hatta o zaman benimsediğimiz temel söylem, Afganistan'ın öncülüğünde ve sahipliğinde Afganistan'a kalıcı barış ve huzuru getirmekti. İstanbul sürecinin özü buna dayanıyordu.
Ve hemen ardından ekliyorduk. Bunu resmi platformlarda da sürekli gündeme getiriyorduk. Afganlılar bizi istediği sürece Afganistan'da kalacağız diye. Şimdi geldiğimiz, şu yapılabilir mesela stratejik vizyon olarak. Afganistan Asya'nın kalbidir, kavşak noktasıdır. Orada Türk Cumhuriyetleri ile olsun, bizim gayet iyi ilişkiler içinde olduğumuz Pakistan'la olsun sınırı vardır. Hatta Çin'in Uygur özerk bölgesine de küçük bir sınırı var. Dolayısıyla orada benim bir takım stratejik menfaatlerim var. Buna ekonomik ve ticari menfaatleri de dahil edebilirsiniz. Bunun için kalıyorum. Veya Orta Asya'dan geçen işte meşhur zamanında Pekin'den Londra'ya uzanan o orta koridor veya orta kuşak, hani bu Çin'in kuşak ve yol projesi kapsamında, bu Pakistan da burada önemli bir kilit noktadır. Dolayısıyla orada da öyle bir proje var. Bu orta koridora bağlayacak. Onu o çıkarlarımı sağlamak üzere oraya gidiyorum. Ama şu soru da sorulması lazım hemen. Bütün bunları Kabil'deki uluslararası havalimanının işletilmesi ve korumasıyla yapmak mümkün mü? Nihayetinde Afganistan'ın geneline dönük bir strateji geliştirilmesi lazım. Bizim artık üstleneceğimiz anlaşılan bu görevin kapsamı sınırlı. Afganistan'ın havayolu ulaşım bakımından can damarını oluşturan Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesini ve korumasını sağlamak. Dolayısıyla ortada bir açıklık yok. Üstelik şimdi yeni bir ve son derece ciddiye alınması gereken yeni bir gelişme oldu. O da Taliban'ın esasen yeni olmayan, daha önceden açıkladığı buna karşı olan tutumu. Hatırlayacaksınız, 24 Nisan tarihinde İstanbul'da Türkiye Afgan hükümetiyle Taliban arasına bir barış konferansı düzenleyecekti. Taliban buna katılmadı. Direnç gösterdi, ayak sürdü. Sonuçta NATO zirvesi ertesinde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varmış oldukları mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin böyle bir niyeti ortaya çıkınca Taliban sözcüsü dedi ki biz NATO kuvvetleri çekildikten sonra orada kalacak herhangi bir yabancı kuvveti işgalci kuvvet olarak görürüz. Dedi, şunu ekledi. Ama dedi, işte Türkiye bizim sempati duyduğumuz bir ülkedir. Türkiye Afganistan'ın dostudur. Biz bir iktidara gelelim de o zaman oturur konuşuruz demeye getirdi. Bunu da daha geçen 13 Temmuz'da 8 maddelik bir çok sert bir bildiri yayınladılar. Aslında çok vahim bir bildiri o. Evet. Şimdi orada da açık açık söylüyor. Yani sen diyor benim muvafakatimi almadan buraya gelirsen bunun sonuçlarını katlamak durumunda kalırsın diyor. Dün veya bugün bizim basına bir başka sözcünün bir başka isim düştü. Bunları söyleyen Süheyl Şahin denen bir şahıs. Taliban'ın siyasi kanadının sözcüsü. Bir Zabihullah Mücahit diye biri çıktı. Ben dedi doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyoruz. Biz orada bu işleri konuşalım dedi. Bu arada şuna da şahit oluyoruz. Türkiye'nin gerçekten Orta Asya'da kadim dostu ola gelen Pakistan'ın da burada ikircikli bir tutumu var. Bunu da görmek lazım. Ya Pakistan bu konuda Türkiye'ye ne kadar yardımcı olacak? Çünkü Pakistan bunu kendi ulusal güvenlik çıkarları açısından hayati bir mesele olarak görüyor. Ve oradaki nüfuzunu korumak, hatta eline fırsat geçtiği takdirde arttırmak niyetinde. Bu da bölgedeki bir takım gerilimleri körükleyen bir tutum oluşturuyor. Pakistan bunu yaptıkça bu sefer Hindistan sahneye çıkıyor. Çin ve Rusya devrede. Şimdi bakıyoruz mesela Türkiye'ye gelmeyen Taliban 7-8 Temmuz'da Tahran'a gitti. Moskova'ya gitti. Ondan sonra da Moskova'ya gitti ama Türkiye'ye bir türlü gelmiyorlar. Şimdi diyor ki ben diyor Cumhurbaşkanı, doğruysa bu haber, benim gördüğüm haber, bir başka isim çünkü bu Taliban sözcüsü, Zabihullah Mücahit diye birisi.
Doğruysa doğrudan görüşmek istiyoruz diyorlar. Şimdi tabii Taliban Doha'da Şubat 2020'de Amerika ile imzalamış olduğu anlaşma ertesinde muazzam bir özgüven geliştirdi. Üstelik NATO kuvvetleri çekilmeye başladıktan sonra, ki çekilmenin daha da öne alındığını anlıyoruz en azından Amerikan kuvvetleri açısından, 31 Ağustos'ta çekildi tarih, biliyorsunuz 11 Eylül'dü. Evet. Şimdi bu muazzam özgüven içinde bu tür şeyleri rahatlıkla söyleyebiliyor. Efendim başka? Sayın Büyükelçim, şunu soracağım size. O bahsettiğiniz ikinci açıklamada önemli bir unsur daha vardı. Dedi ki o sözcü, diyorsunuz eğer doğruysa, doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama yani sonuçta bu da bir yayınlanmış açıklama. Şöyle bir ifadesi var: NATO çerçevesinde ya da Amerikalılarla işbirliği içinde gelmesin, Türkiye kendisi gelsin diyor. Ama bir de ortada bir alınmış NATO kararı ve Türkiye'ye verilecek NATO finansmanı var, değil mi? Yani dolayısıyla zaten Türk hükümetinin, AK Parti hükümetinin başından beri izlediği politikada bu işin maliyetinin NATO tarafından üstlenilmesi konusunda bir istek ve talep vardı. NATO da bunun gereğini yerine getirdi sanıyorum son zirve toplantısında, değil mi? Şimdi, evet, ama NATO görevi bitiyor oradan. Yani orada artık NATO bayrağı çekilmeyecek. NATO bayrağı inecek. Bütçeyi NATO verecek en azından. Geçici bir fon oluşturulma kararı NATO zirve bildirisine yansıdı. Dolayısıyla oradan finansal bir destek geleceği anlaşılıyor. Daha birkaç gün önce havaalanına roket ve havan topuna karşı koruyucu bir sistemin de kurulduğunu anlıyoruz. Bu da basına yansıdı. Sadece bizim basına değil, ben dış basından da takip ediyorum. Ve anladığım kadarıyla denemesi de yapıldı. Böyle Euronews'ta mesela bunun bir şeyi vardı, haberi vardı. Bu da herhalde Amerikan kaynaklarından, Amerikalıların orada kendi üstlerini korurken kullandıkları bir sistemi havaalanına şimdiden yerleştirdiler. Kabil Uluslararası Havalimanı'na. Evet. Şimdi hem lojistik destek hem finansal destek var. Yalnız şunu unutmayalım. Taliban'ın da bir yandan finansal kaynağı ortaya çok iddialı bir program koyuyor. Çünkü ben diyor iktidarı alacağım demeye getiriyor. Finansal kaynağa ihtiyacı var. Bir de kendisini gayri meşru duruma düşürmeyecek bir tabloya ihtiyacı var. Şöyle ki, eğer Pakistan tekrar terör ve şiddetli kanlı saldırılara sahne olursa, bu tabii Taliban'ın uluslararası meşruiyeti açısından biraz tabii karanlık bir tabloyu temsil eder. Bir de şunu görelim, Taliban'dan konuşurken Taliban aslında iktidara geldi. Ne zaman geldi? 90'lı yılların sonunda, işte 97'den 2001'e kadar ikiz kölelere saldırı yapılana kadar. Ve fevkalade kötü bir yönetim tarzı gösterdi. Ülkedeki hiçbir temel hizmet işlemedi. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tırnak içinde yönetim geçmişte var. Şimdi aynı Taliban aynı zihniyetle nasıl bir performans sergileyecek finansal kaynakları olmadan? Dolayısıyla uluslararası finansmana ihtiyacı var. Bunu görmek lazım. Meşruiyete de ihtiyacı var. Ben diyor eskisi gibi değilim diyor, demeye getiriyor. Onlar da herhalde gömlek değiştirmeden bahsediyorlar. Nasıl değiştirdiler bilmiyorum ama. Şimdi diyor daha bir işte ne bileyim kız çocukların okula gitmesine karşı çıkmayacağım diyor. İşte kadının rolünü bir şey yapacağım diyor ama ne kadar inandırıcı ve samimi tabii onu sorgulamak lazım. Sonuç itibariyle şu anda gördüğümüz tablo şu: biz hep aynı temel söylemi kullandık, tekrarlayayım, Afganlar bizi istediği sürece biz Afganistan'da kalacağız diye. Ve bunu NATO görevinden de bağımsız olarak söylüyorduk. Ama şimdi istemeyen bir kesim olduğu anlaşılıyor. En azından Taliban'ın içinde, Taliban tabii yekpare bir blok olarak görmek de pek doğru olmaz ama Taliban içindeki belli bir kesim Türkiye'nin orada bulunmasına karşı çıkıyor. Peki ne yapılabilir? Şimdi biz bu görevi alacağımız bir şekilde anlaşıldı. Artık bu işi alalım almayalım tartışması sanki geride kaldı gibi. Bir kere her şeyden evvel Afganistan, bizim oradaki askeri mevcudiyetimizin havaalanını kastederek söylüyoruz, meşruiyetini sağlayacak Afgan hükümetiyle ikili bir anlaşma imzalamak şart. Ve ya mevcut anlaşmalar buna göre güncellenecek yahut da tamamen yeni bir ikili anlaşma yapılacak. Bu çerçevede Taliban'la dolaylı kanallardan tahmin ediyorum Pakistan ve Katar devreye girecektir veya girmiştir bile zaten. Onların da muvafakatını almak şart. Bu oluşmadığı takdirde en azından Afganistan ölçeğinde Türkiye'nin mevcudiyetinin meşruiyeti sorgulanır hale gelir.
Dolayısıyla biz kendi söylemimizle çelişmiş oluruz. Afganlar bizi istediği sürece biz Afganistan'da kalacağız söylemiyle çelişmiş oluruz. Bunun zemininin çok iyi hazırlanması lazım. Bunun bölgesel zemininin de çok iyi hazırlanması lazım. Uluslararası zeminin de çok iyi hazırlanması lazım. Bunlar birbirini takviye edecek şekilde eğer yola çıkılmazsa ve en azından Taliban'ın belli kesimince bir emri vaki gibi algılanacak tasarruflar içine girilirse, o zaman bizim oradaki askerimizin can güvenliği tehlikeye girer. Evet, bizim için en önemli öncelik, strateji açısından en önemli öncelik, eğer o görev yapılacaksa orada bulunacak Türk askerinin can güvenliğinin her şart altında sağlanmasına imkan tanıyacak ortamı yaratılmasıdır. Bizim önceliğimiz budur. Evet. Buradan yola çıkarak Afganistan'a dönük bir strateji ben bugüne kadar duymadım. Kimse bir şey bahsetmedi doğru dürüst, açık bir şekilde söylenmedi. Öyle bir strateji olduğunu bilmiyoruz efendim açıkçası. Ben de bilmiyorum. Ama bu sadece efendim işte bu S-400 var, F-35 var, bilmem Biden'ın 24 Nisan beyanı var, PYD, YPG var, yok FETÖ işi var. Şu bütün bunları yani ben biraz öteliyim anlayışıyla bu işler yapılıyorsa, Avrupa Birliği açısından da oradan göçmenlerin gelmesine dönük bir tampon gibi düşünülüyorsa, ya bunlar taktik araçlardır. Ben hiçbir zaman önce ulusal çıkarım nedir ona bakarım. Sonra ona ulusal çıkarlarımı orada koruyacak stratejim nedir ona bakarım. O stratejiyle ilgili tabii taktik araçlar da geliştirilebilir, enstrümanlar da geliştirilebilir. Evet. Benim kafam net değil. Dolayısıyla şimdi spekülasyon, daha doğrusu iddia şu: bu niye üstlenildi? Efendim işte Amerika ile birazcık Amerika'nın omzunu okşayalım. O da bizim tırnak içinde nasırımıza fazla basmasın. İşte böyle bir geçiş dönemi yaşayalım, kendimize bir manevra alanı yaratalım diye. Şimdi iddianın odak noktası buna kaydı ister istemez. Halbuki çıkıp bunu kamuoyuna daha ikna edici şekilde anlatılabilirdi. Yapılmadı. İmtina edildi bunda. Efendim, imtina ettiklerini düşünmüyorum. Bir strateji olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. İmtina etmezler aslında, anlatırlar da. Bir de sizin söylediğiniz, hep diyorsunuz ya işte, hem bölgesel atmosferin hem uluslararası olarak Afgan hükümetiyle gerekli atmosferin sağlanması, ya da Afgan halkıyla demek daha doğru belki, sağlanması gerekir diyorsunuz. Ama ben Türkiye'deki atmosferin bile sağlandığından emin değilim. En azından yasal olarak o Mehmetçik nasıl görev yapacak, o konuda bile ciddi soru işaretleri ve açıklar var. Şimdi Aydın Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü işin bir de Moskova ayağı var. Çok hareketlendi Ruslar. Mesela Mezar-ı Şerif başkonsolosluğunu Rusların boşalttıklarını, oradaki diplomatları Özbekistan'a taşıdığını okuduk. Ardından işte ondan hemen önce Moskova'da bir Taliban'la görüşme oldu. Ruslar neler yapmaya çalışıyor? Nasıl görüyorlar bu NATO çekilmesini ve tabii ki Türkiye'nin orada üstleneceği görevi? Öncelikle izleyicilerimize ve Sayın Büyükelçime de iyi akşamlar diliyorum. Konuk aldığınız için teşekkürler. Şimdi Ruslar öncelikle olaya Orta Asya'da NATO'nun bir ülkeyi boşaltması ya da bir ülkeden çekilmesi çerçevesinde bakıyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden itibaren tarihinde önemli bir konum olan Afganistan'dan NATO'nun ve ABD'nin çekiliyor olması Rusya'nın arka bahçesinde çok önemli bir gelişme. Öncelikle bunun altını çizelim. Rusya Afganistan'a olan ilgisini gerekçelendirirken özellikle son 7-8 yıldır terörist olarak nitelediği Taliban'ın Afganistan dışındaki bölge ülkelerine yönelik bir etkisi, bir tehdidi olup olmayacağıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Zira bölge ülkelerinin bir bölümü Rusya ile ortak güvenlik örgütü içerisinde bulunuyorlar. Dolayısıyla onlara yönelik herhangi bir tehdit hem kuruluşa hem de Rusya'ya yönelik bir tehdit olarak telakki edilecek. Ayrıca o bölge ülkelerinin Rusya ile sınırları var ve Rusya ile serbest vize rejimine sahipler. Dolayısıyla bu güvenlik gerekçesiyle Rusya konuya müdahil oldu.
Taliban heyeti ikinci kez son Doha görüşmesinden sonra sizin de belirttiğiniz üzere 9-10 Temmuz'da tekrar Moskova'ya gitti. Daha önce de Moskova'daydı. Şimdi Rusya'da da şöyle bir tartışma var. Madem bunları terörist olarak adlandırıyoruz, o halde neden görüşüyoruz gibisinden. Rusya dışişlerinden çelişkili açıklamalar geliyor. İşte biz resmen görüşmüyoruz, STK'lar aracılığıyla görüşüyoruz gibisinden bir takım açıklamalar var ama netice itibariyle Rusya Taliban'la bal gibi görüşüyor. Dolayısıyla Rusya'nın Afganistan'a ilgisi Suriye'den, Libya'dan ve Dağlık Karabağ'dan sonra Türkiye ile Rusya'nın sahada itilaf ve veya işbirliği yaşayabileceği dördüncü bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Rusya aslında bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin Taliban'ın rızası olmaksızın bölgede olmasından rahatsızlık duyduğunu da defalarca açıklamış durumda. Ben son Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi geçtiğimiz hafta yapılan Antalya'daki toplantıda bu konunun da ele alındığını düşünüyorum. Kısaca böyle değerlendirebilirim Rusya perspektifini. Şöyle de sorabilirim size, yani Libya'da Türkiye bir tarafı korumak adına diğer tarafla düşman haline geldi koca bir halk için. Afganistan'da da benzer bir tehlike görüyor musunuz? Yani şimdi büyük ihtimalle Afgan hükümetiyle bir uzlaşma, bir anlaşma kağıt üstünde olacak mevcut Afgan hükümetiyle. Ama o Afgan hükümetine bile 6 ay süre biçiyor Amerikalılar. Pentagon raporlarında öyle yazıyor. Yani biz şimdi o anlaşmaya dayanarak oraya gidersek Afganistan'la olan tarihi dostluğumuz ne olur Aydın Bey? Vallahi Libya'dakine benzemez. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü buradaki savaşın diğer tarafı Taliban son tahlilde NATO'ya pes ettirip NATO'nun çekilmesini sağlamış bir durumda ve hızla ilerliyor. Çok sayıda kasaba işgal ediyor. İran sınırına da dayandılar biliyorsunuz. Pakistan yine bu konuda tetikte. Dolayısıyla buradaki savaşa müdahil olma gibi bir perspektifimizin olmayacağını düşünüyorum. Daha doğrusu bunu temenni ediyorum. Sadece tüm Afgan halkı için tırnak içerisinde uluslararası ulaşımın sağlanması amacıyla havalandı, Karzai havalanını kontrol etmek üzere gittiğimizi düşünüyorum. Bu da tabii havalanına yönelik tehdit veya saldırı durumunda Türkiye'nin taraf olmasını gerektirecek sonuçlar doğurabilir. Böyle bir sonucu düşünmek bile istemiyorum açıkçası. Evet, hiçbirimiz aslında düşünmek istemiyoruz değil mi hocam? Bir tuhaflık var aslında bakarsanız Türkiye'nin talebinde. Şimdi Taliban havaalanı Kabil'de. Şimdi Taliban Kabil'i düşürürse havaalanı tutmanın bir anlamı kalmaz. Eğer Afgan hükümeti Kabil'i ve büyük şehirleri kontrol ederse havaalanı da kontrol etsin o zaman. Yani 300 bin kişilik bir ordu kuruldu falan. Dolayısıyla burada bir netlik yok. Yani Türkiye'nin ne yapacağı, misyonu ne, hani görev tanımı ne, bunlar bir belirsiz. Şimdi işin bir de meşruiyet boyutu var. Fakat şimdi Afganistan'da diğer ülkelere görevden farklı olarak iki türlü meşruiyet sorunu var. Biri hukuki meşruiyet. Yani Afgan hükümetiyle, Sayın Büyükelçi de söyledi. Yani Libya'daki işte Sarraj hükümetiyle yaptı Türkiye. Bir askeri işbirliği anlaşması yapmanız lazım ki oraya asker gönderebilirsiniz. Şimdi bir Afganistan hükümetiyle, yani Kabil'deki hükümetle bir anlaşma, askeri anlaşma yapmanız lazım. Fakat orada o yetmiyor. Yani bir de Taliban'la da siyaseten, tabii siyaseten bir meşruiyet aramanız gerekiyor. Şimdi bu ikili şey bir tanesi bile belli değilken ve Afgan hükümetiyle böyle bir anlaşma olup olmayacağına dair herhangi bir işaret bile yok iken onlar da Amerika'dan gelecek şeyi bekliyorlar muhtemelen. İşareti bekliyorlar. Şimdi Taliban birdenbire şeyi boşta bıraktı. Muhtemelen böyle bir açıklama hiç beklemiyorlardı. Bir şunu gösterdi. El altından görüşüyorlarmış. Yani bir taraf hem Amerikalılarla görüşüyorlar hem Taliban'la görüşüyorlar ve Taliban'a da söz vermişler. Yani sizin istemediğiniz bir şey yapmayacağız diye. Bir onu gösterdi. İkincisi de dikkat ederseniz Ömer Çelik'in cevabında bir cevap da bulamadı.
Ömer Çelik şey de diyemedi. Yani iletişim hatası dedi. Yani siz hangi konuda iletişim kurdunuz? Nasıl bir iletişim kurdunuz ki bu hataya dönüştü? Yani mesela ne sözü vermiştiniz? Başka ne sözler verildi Taliban'a? Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Kamuoyuyla paylaşılmadı. Ve şeyi de şunu da söyleyeyim. Kendi medyası da, yani hükümete yakın medyada Suriye gibi, Doğu Akdeniz gibi, Libya konusu gibi iyi bir gerekçe bulamadı. Yani ne hükümet bulabildi ne de hükümete yakın medya. Afganistan'da Türk askerinin Kabil Havaalanı'nı korumasının neden gerekli olduğunu, neden bu işi Türk ordusunun yapması gerekli olduğuna dair herhangi bir ikna edici ya da az ikna edici, yani mesela Libya'da şey demişlerdi asker gönderirken, hani Libya'ya asker göndermezsek Antalya'da denize giremeyiz gibi absürt bir hani, yani inandırıcı olmayan hani böyle abartılı falan, hani böyle çok sanki o kadar zayıf bir ülkeyiz ki hani Libya'da asker olmazsa Antalya'da denize giremiyoruz, hani kapatacağız otelleri falan. Şimdi Libya'da öyle bir, pardon, Afganistan'da öyle bir bahane bile üretemediler. Bulamadılar. Yok, şimdi ne diyeceksin? Mesela Türkiye'nin hani şeyi, güvenliği için Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumamız lazım. Yani mesela işte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yatırımları var, onları koruyacağız falan. O da yok. Hani Türkiye'nin buradan Japonya'ya şey yok ki, hani bir kuşak bir yol projesi yok ki, Afganistan'dan geçiyor askerlerimiz orada dursun. Hani dolayısıyla bir bahane bulamadı. Ya da Afganistan halkının refahı için diyor. Yani şimdi Afganistan halkı kim? Senden ne istiyorlar? Ne kadar, yani 20 yıl NATO kalmış, bilmem 30 tane NATO, 38 tane ülke şey göndermiş. Çeşitli rotasyonla asker göndermiş. Onlar sağlayamamış. Şimdi bir tek Türkiye'nin şeyi, havaalanında 500 askerle mi Afganistan halkına sen refah ve huzur getireceksin? Bunların her biri son derece ucu açık, iyi tanımlanmamış. Ne olduğu belli değil. Dolayısıyla da hani buradan hükümet galiba esas derdinin, bize o yüzden de söylüyorum, Afganistan değil de Afganistan üzerinden hani başka bir alan açmaya çalışıyor gibi geliyor. Sayın Büyükelçi de zaten dikkat çekti onu. Sayın Büyükelçim, size şunu sormak istiyorum. Şimdi tezkereyi önüme açtım. Afganistan'a asker gönderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresini önüme açtım. Orada çok açık ve net NATO vurgusu var. Şöyle diyor: TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra etmekte olduğu kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi. Şimdi bu misyon ortadan kalkıyor. O zaman iç politik, içeriye dönersek, hani bir Türkiye bir hukuk devleti, yeni bir tezkere mi gerekecek, yoksa ne yapılması lazım? Siz Aralık ayındaki tezkereden bahsediyorsunuz değil mi? Aralık 2020, evet. Ocak'ta çıkar. 4 Ocak'ta mı ne çıkıyor? 18 hemen aylık galiba başında, değil mi? Ha, evet, 18 aylık olan. Şimdi bu koşullarda tabii ki o NATO göreviyle bağlantılı bir tezkere olduğu için ve NATO görevi de orada son bulacağı cihetle o yeni bir tezkere çıkarılması lazım. Benim çalıştığım batılı kurumlar öyle söyleyip şöyle yaparlar bu durumlarda. Bir kere önce daha önce de söyledik, oranın hükümetiyle bir ikili anlaşma, kuvvetlerin statüsü tarzında bir ikili anlaşma, ikili ama çerçevede, şeyle karıştırmayalım, NATO kuvvetlerin statüsüyle karıştırmayalım. Ve işte onu da söyledik, Taliban'ın da bir şekilde mutabakatını aldıktan sonra sıralama olarak söylüyoruz, bir tezkere çıkarılmasında tabii ki yarar var. Bu da ayrı bir, en azından içeride ayrı bir meşruiyet, kendi içimizde ayrı bir meşruiyet ortamı yaratabilir. Hemen bir şey ilave edelim. Yapılan şu anda yapılan bu görüş teatisiyle bağlantılı olarak. Şimdi stratejiden bahsettik. Dolayısıyla her stratejinin temel hedefleri olması lazım. Ve bunların bir şekilde kamuoyuyla uygun bir çerçevede de paylaşılması lazım. Bu önemli. Şimdi Suriye, Libya örneklerine baktığımızda görüyoruz. Türkiye'nin genel olarak dili yandı. Dolayısıyla tarafsızlığımızı mutlaka korumak zorundayız. Afganistan parçalı bir toplumdur. Paştun çoğunluğu vardır. Evet, ama Hazarası var. Türkmen asıllısı var. Özbek asıllısı var. İşte Paştunlar çoğunlukta. Onu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin hem genel olarak Afganistan'daki imajı dost bir ülke olarak görülmesi temin etmek bakımından, hem de böylesine netameli bir ortamda bu görev sürdürüleceği cihetle bir kere herkesi, her kesimi, Afganistan'daki her kesimi Türkiye'nin tarafsızlığı konusunda
ikna etmek durumundayız. Onlara bu güvenceyi vermek zorundayız. Bu bir. İkincisi, ben bir toplantı vesilesiyle zamanın ABD Başkanı'nın ağzından duymuştum. Şunu söyledi ki bence haklı Obama. Libya'ya dedi girdik ama çıkış stratejimiz olmadan girdik dedi. Her stratejinin ve her savunma planının mutlaka içinde çıkış stratejisini ve bunun koşullarını belirleyen bir bölümü olması gerekir. Hiçbir ülke başka bir yere ila nihaya gitmez. Belli amaçlar doğrultusunda gider, ulusal çıkarlarını iletmek üzere giderse gider. İmkan ve kabiliyeti varsa gider. Ama orada ila nihayene kalınacakmış gibi de düşünülmemesi lazım. Gelir işte 20 sene üzerine NATO çıkıyor. Dolayısıyla bizim bir yandan bütün Afgan toplumu nezdinde tarafsızlığımızı korurken öbür yandan da oradaki koşulların gelişmesine bağlı olarak gerektiğinde çıkmak üzere stratejimize olmayan stratejimiz diye anlıyorum. Böyle bir unsuru da eklemekte fayda görüyorum. Bunu da bu vesileyle söylemek istedim. Son husus Afganistan'la bağlantılı. Son birkaç gündür, yani 13 Temmuz'dan bu yana Afganistan bağlantılı hareketlenme daha da arttı. Biliyorsunuz Şangay İşbirliği Örgütü Duşanbe'de toplandı. Tacikistan'da orada bir takım görüşmeler oldu. Şimdi de Taşkent'te bir Orta Asya, Güneydoğu Asya bağlantılılık fırsatlar ve sınamalar diye bir etkinlik düzenleniyor. Ciddi katılımın olduğu. Batı dünyasından da yanılmıyorsam yapılan açıklamaya göre bizim Dışişleri Bakanı da oraya katılacak. Şimdi orada yapılan temaslara bakıyoruz. İşte Hindistan Dışişleri Bakanı Ghani ile görüşüyor. Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. 2001 yılındaki stratejik işbirliği anlaşmasına atıfla bölge için ve bunu bu bağlantılılık çerçevesinde konuşuyorlar. Bölge için ilave işbirliği geliştirilmesi gereğinden söz ediyorlar. Lavrov'la Wang arasında yapılan görüşmenin neticesi. Şimdi dolayısıyla o bölge de hareketlendi. Ve bunu işte son 4-5 gündür Duşanbe'de yapılan Şangay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısı ve Taşkent'te düzenlenen demin sözünü ettiğim konferans veya etkinlik vasıtasıyla da görüyoruz. Dolayısıyla bunların da çok yakından izlenmesi lazım gelir. Umarım karar alıcılar ve dış politika yapımcıları bunları takip ediyordur ve Türkiye'nin oradaki görevinin koşullarını hem meşruiyet zemininde hem diplomasi kulvarında iyi hazırlıyorlardır diye umuyorum, ummak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet efendim, biz de öyle ummak istiyoruz ama şu ana kadar AK Parti hükümetinin dış politikası ne Suriye'de ne Libya'da doğru düzgün bir çıkış stratejisinin geçecek miyiz şey? Olmadığını. Şimdi Aydın Bey'le bir Libya. Geçmeden bir konu buyurun. Daha ekleyelim mi? Bir de göç sorunu var. Yani evet. Bu yani ne yapsanız göç sorunu yaratıyor. Evet. Yani şimdi bakın, hani tamam İçişleri Bakanlığı yok, o görüntüler şey değil diyor ama Türkiye ile ilgili değil diyor. Ama Türkiye sınırı, İran sınırı değil diyor. Ama şimdi yerel gazeteciler günde 1000'e yakın geçiş olduğunu... 1000 kişi ya. Yani nasıl bir sınır bu? Nasıl bir sınır güvenliği? Yani, günde 1000 kişi ya. Günde 1000 kişiye yakın geçiş olduğunu söyler ve ya hakikaten şey de çok uzun bir mesafe. Yani şimdi 2000 kilometre falan, biliyor musunuz? Yani Afganistan sınırından Türkiye sınırı Van 2000 kilometre ve insanlar hani Taliban korkusuna... Ya çünkü bir de şey oldu orada, hani hayat biraz daha işte 20 yıllık NATO varlığı falan. Yani Taliban şeyinden biraz uzaklaştılar. Hani biraz daha sekülerize oldu falan belli ki. Yani insanlar daha rahat hareket ediyorlar. İşbirliği yapanlar var. İşte tercüman olanlar, çalışanlar falan çekiniyorlar, korkuyorlar. Ve işte önce erkekler geliyor. Ben bazı röportajlar izledim falan. Diyor ki yerleşeceğim İstanbul'a. İşte ondan sonra eşimi, çocuklarımı getirtmeye çalışacağım diye soruyorlar ya mesela sosyal medyada falan. Neden hep erkek gençler? Çünkü o mesafeyi hani ailecek geçmek falan muhtemelen zor. Yani Suriye'den hemen sınırın öteki tarafına geçiş gibi değil. Ben şuna çok şaşırıyorum.
Türkiye ya sonuçta hani o dalganın ilk muhatabı İran tabii ki. Türkiye'nin şu ana kadar İran'la bu konuda yaptığı herhangi bir temas yok. Ben hiç rastlamadım. Yani mesela İran'la bir hani İran Dışişleri Bakanı ile bir görüşme. Ne yapıyorsunuz diye sormuyorlar. Tabii yani bu 2000 kilometre bunlar senin ülkende seyahat ediyorlar. Türkiye sınırına geliyorlar. Senin sınırından geçiyorlar. Yani mesela biz işte göç anlaşması yaptık. Hani biz şey göndermiyoruz. Yunanistan'a şey göndermiyoruz. Suriyeli, Afgan göndermiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ne bir telefon konuşması yapıyor İran Dışişleri Bakanı ne bir görüşme. Hani bir Antalya'da var ama ondan sonra bir göç dalgası başlıyor yavaş yavaş ve bu konuda böyle hani buyurun gelen yani tamam biz hani şey karşıtı değiliz ama bunun da bir ölçüsü, sınırı, koşulu, düzeni olması lazım. Her şeyi bıraktım Covid ortamında. Yani sınırdan illegal günde bin kişinin geçtiğini söyleniyor. Kimin geçtiğini bilemiyorsunuz, güvenlik sorunu her var vesaire. Bıraktım. Bu kadar hani güvenliği falan da bıraktık yani. Kontrolsüz bir hani şey göç alanı olması. Hani Suriye'yi anladık hani en büyük sınırı Türkiye'nin 900 kilometre de yani Afganistan'da bizim sınırımız yok. 2000 kilometre ötedeki bir ülkenin göç sorununun parçası olduk. Evet doğru söylüyorsun. İlan hocam benim bildiğim kadarıyla Türkiye ile Afganistan arasında geri kabul anlaşması henüz sonuçlandırılmış değil. Bu sığınmacılar konusunda ama çok hassas bir noktaya işaret ettiniz. Biraz onun getirdiği açmaz da var. Onun da bir an evvel sonuçlandırılması lazım. Bir de şunu son ilave edeyim. Uzattım. Aydın Bey'den de özür diliyorum. Kendisini de bu vesileyle selamlamış olayım. Kusura bakmasın ihmal ettim giriş konuşmamda. Dışişleri Bakanı bizim sanıyorum sonbahar aylarında Ekim olabilir, Kasım olabilir bilmiyorum. O civarda bir tweet atmıştı. Biz oraya özel bir temsilci atayacağız diye. Yani tam yetkili özel bir temsilci atayacağız diye. Afgan tarafından bu özel temsilcinin atanmasını bekleyenler de var. Benim de iyi kötü Afganistan'da konuştuğum, yazıştığım arkadaşlar var. Onlar da bu özel tam yetkili özel temsilcinin atanmasını istiyorlar. Ben tabii cevaben şunu söylüyorum. Umarım diyorum arkadaşlar. Evet böyle bir şey gerçekten kamuoyunun gündemine getirilmişti. Umarım bu siyasi kökenli değil, diplomatik kariyere sahip tecrübeli bir meslektaşımızın atanmasıyla sonuçlanır. Afgan tarafında bunu bekleyenler de yok değil. Bu sözde daha yerine getirilmedi. Buna da bu vesileyle işaret etmek isteyeyim. Öyle bir özel evet, temsilci ki sadece Afganistan'ın içindeki çeşitli kesimlerle değil, başta Pakistan olmak üzere bölge ülkeleriyle de temasları yürütecek ve bunları rapor edecek tecrübeli bir meslektaşımızın bu işi üstlenmesinde ve bir an evvel üstlenmesinde yarar olabilir. Belki bir umut kamuoyunu bu vesileyle daha iyi aydınlatma da mümkün olur. Tabii istenirse. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Şimdi biraz Sayın Büyükelçinin söylediği, o Obama'ya atıfla söylediği sözden Libya'ya geçmek istiyorum. Şu çıkış stratejisi konusuna. Libya'da da sanki Türk askerinin varlığı ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. En son Almanya'dan açık ve net bir çağrı geldi ve Türk askerinin artık paralı askerleri geçtiler. Türk askerinin de geri çekilmesi konusunda baskı başladı gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ne oluyor Libya'da Aydın Bey? Libya'da bugün itibariyle bakacak olursak barış sürecinin resmen önünde çok büyük engeller olduğunu görüyoruz. Bir tıkanma olduğunu görüyoruz. Özellikle son Cenevre'de yapılan geçtiğimiz hafta Libya Politik Diyalog Forumu toplantısının sonuçsuz ve başarısız kalmasıyla birlikte sürecin nihayete ereceği konusunda çok ciddi endişeler var. Özellikle Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer müdahil ülkeler açısından. Bugün ve yarın bu dar boğazı aşmak üzere Birleşmiş Milletler patronajında yeni toplantılar yapılıyor. Bu da Faki Komite'nin adı Uzlaşma Komitesi ya da farklı görüşlerin bir arada ele alınıp ortaklaşa bir sonuca ulaşılıp ulaşılmayacağına dair görüşmeler. Şimdi Libya'da geçtiğimiz yıl Ekim ayındaki ateşkes ve özellikle 9 Kasım'daki yeni yönetimin yol haritasıyla birlikte bugüne kadar gelinen alınan yolda çok önemli gelişmeler var.
hükümet kuruldu, güven oyu aldı. Taraflar sahil yolunu trafiğe açma konusunda karar aldılar. Askeri komite toplantılarını yapmaya başladı. Merkez bankaları neredeyse birleşme konusunda adımlar attılar. Ve nihayet bu süreci Berlin İçi Konferansı'yla dış desteğinde, uluslararası camianın da arka çıktığını, Libyalılara bir anlamda moral verdiklerini, teşvik ettiklerini gördük. Ancak son 15-20 günden beri seçimlere 5-5,5 ay kalmakla birlikte seçimlerin sabote edilmesine yönelik bir çaba var. Öncelikle bunun altını çizelim. Bu zaten Libya Politik Diyalog Forumu'nun Anayasa Komitesi'nde ortaya çıkan sorunlarla da su yüzüne çıkmaya başlamıştı. Ta geçmiş Mayıs ayında. Biliyorsunuz yol haritasında yeni anayasanın güven oylamasına götürülmesi gerekmiyor. Bunu da bir şekilde Libya Politik Diyalog Forumu içerisinde halledeceklerdi. Ama bazı üyeler bir referandum, seçimlerden önce bir referandum olgusunu gündeme getirdiler. Artı seçim kanunu ve seçimin meşruiyetine ilişkin anayasal düzenlemeler konusunda yol haritasında bulunmayan bazı hususlarda direnç göstermeye başladılar. Batı kaynaklı olduğu iddia ediliyor bu direnç gösteren. Batı derken Libya'nın batısını kastediyorum. İbeyba'nın başında olduğu Batı hükümetinin unsurları ama özellikle İslamcılardan bahsediliyor. Haftar, bazı Batılı kaynaklar ve özellikle Agele Salek'te seçim sürecini baltalamaya Batı'daki bazı unsurların dış güçlerin de desteğiyle burada ima edilen dış güçlerden bir tanesi ne yazık ki Türkiye, bunun altını çizdi. Türkiye'yi suçluyorlar. Şimdi 2. Berlin Konferansı'nda Türkiye'nin şerh olduğu bir madde vardı. Sizin de belirttiğiniz yabancı askerler ve savaşçılar. Bunlar iki farklı kategori biliyorsunuz. Çekilmesi konusunda Türkiye bir şerh koydu. Bunun ben de Birleşmiş Milletler Hukuku'nda İlhan Hocam'ın yanında kullanacağım bu cümleyi bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Zira bu konu yabancı askerler konusu hem Birleşmiş Milletler'in 2570-71 ve daha önceki Güvenlik Konseyi'yle kararlarında var. Hem de Berlin 1. Konferansı'nda var. Dolayısıyla bu yeni bir konu değil. Yeni Amerikan yönetiminin de Almanya'nın Birleşmiş Milletleri'nin de yaptığı çağrılar bu yönde. Türkiye burada diğer yabancı savaşçıların çekilmesini ön koşul olarak öne sürüyor. Ama Türkiye'de askerlerle yani danışman olarak orada bulunan güvenlik işbirliği anlaşmasını istinaden orada bulunanlarla Suriye'den giden cihatçılar arasında bir fark gözetmiyor. Kaldı ki Türkiye'nin uluslararası planda da sürekli gerekçelendirdiği, işte biz 2019'da meşru Libya yönetiminin davetine icabetle Libya'ya gittik gibi bir gerekçelendirmesi ya da savunması var. Bu zaten Türkiye'nin Libya konusunun sanki 2011 yaz aylarında değil de 2019 sonbahar Kasım ayında bu anlaşmayla birlikte müdahil olduğu şeklinde bir algı yaratılmasına yönelik bilinçli bir gerekçelendirme. Özellikle de iç kamuoyu açısından öncelikle şunu ifade edelim. Evet, Serdaş hükümeti bir Birleşmiş Milletler'ce tırnak içerisinde meşru sayılan bir hükümetti ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2259'a göre Serdaş Batı'daki temsilciler meclisinden güven oyu alamadı. Dolayısıyla en son 2016 Ağustos ayında da güven oyu alamayınca bu yapıyı yani Serraj'ın başında olduğu hükümeti meşru sayan yapının temellendirildiği Süheyrat Anlaşması boşlukta kaldı. Hem Saleh hem Haftar 2016 sonundan itibaren bu anlaşmanın artık geçersiz olduğunu vurguladılar. Bu Süheyrat Anlaşması'na değinmemin sebebi hikmeti aslında şu.
9 Kasım 2020'de Tunus'ta belirlenen yeni yol haritasında ortaya çıkan metin Süheyrat Anlaşması'nın bir eki, yani devamı. Şimdi o halde olay bizi daha da eskiye götürüyor. 2015 yılından önce 2014 seçimlerinde son seçimle, katılım oranı düşük de olsa son seçimle Agele Saleh'in başında olduğu Temsilciler Meclisi Birleşmiş Milletler'in de diğer uluslararası çevrelerin de yasal ve legal saydığı bir yasama oldu. Dolayısıyla 2014'ten 2021'e kadar gelen süreçte bu meclis o kadar legal, meşru ve yasal ki Dibeyba'nın başında olduğu hükümete geçtiğimiz Mart ayında güven oldu. Dolayısıyla maalesef, yani bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzülerek söylüyorum, Libya'da kamuoyuna sunduğumuz gerekçelerle uluslararası camiaya sunduğumuz gerekçelerin aynı oluyor, aynı olması maalesef tüm uluslararası camianın dikkatini çekiyor. O nedenle de hemen her forumda, her toplantıda, her Birleşmiş Milletler kararında, hatta dün yine Kubis Birleşmiş Milletler Libya temsilcisi genel güvenlik konseyini bilgilendirdi. Yine orada bu konu gündeme geldi. Bu konu artık Zeynep Hanım o kadar gündeme gelmeye başladı ki Libya Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında Sayın Çavuşoğlu'nun yanında söylüyor. Evet. Artı daha dün Dibeyba'nın temas yaptığı büyükelçiler ve dışişleri bakanları, bir tanesi Fransız, bizzat Dibeyba'nın kendisi söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada bu tıkanma noktasında olan %50 %50 bugün itibariyle şans verilen ama yarın belki toplantıların sona ermesiyle daha da ortaya çıkacak, daha da netleşecek çerçevede ve gelişme sonucunda Türkiye'nin bu konuda her iki açıdan da sorumluluğunun ağır olacağını düşünüyorum. Yani bu süreç inkitaya uğrarsa maalesef ne yazık ki uluslararası camia sadece Türkiye'nin sorumluluğunu gündeme getirecekler. Zira biz bu oyunu Rusya gibi oynamıyoruz, Mısır gibi oynamıyoruz. Mısır Ekim'den beri her iki tarafla da konuştuğu için daha kapsayıcı bir stratejiye geçti. Rusya başından beri her iki tarafla görüşüyor, hem de Hafter'i destekliyor Wagner'le. Yani bu Birleşmiş Milletler'in meşru saydığı hükümete destek verdik diye gittik ifadesi şöyle de karşılık bulmuyor. Birleşmiş Milletler'in verdiği bu meşruiyet ne kadar geçerlidir değildir ayrı tartışma, güven oyalamadı. Ama o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki üyesi. Fransa ve Rusya'nın meşru saymadığı bir hükümeti, yıkmaya çalıştığı bir hükümeti biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerine karşı Güvenlik Konseyi kararlarını savunmak gibi bir pozisyonda bulunuyoruz. Dolayısıyla Libya'da bizim her iki halde de işimiz çok zor. Seçimler yapılır. Kaddafi ya da Kaddafi'nin oğlu ya da Hafter iş başına gelirse korkarım Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde kapatmak durumunda kalabiliriz. Eğer bundan sonraki umarım süreçte savaş tekrar savaş koşullarına dönülürse korkarım Libya ikiye bölünecek ve bizim desteklediğimiz taraf batıdaki taraf olarak Libya'nın zenginliklerinden daha az alan, daha az pay alan ve hem deniz anlaşmasını özellikle yaptığımız taraf açısından doğudaki taraf olarak kalacak. Bu sonuçta Türkiye için korkunç bir sonuç olacak maalesef. Tabii yani eğer Libya'nın ikiye bölündüğünü düşünürsek doğrudan bizim anlaşmada kadük oluyor. Çünkü doğu tarafı bize daha yakın. Batı tarafından Türkiye'ye zaten biraz zorlayarak o bağlantı kurulmuştu. Şimdi bir de arada doğu olduğu zaman bizim öyle bir bağlantı kurmamız neredeyse imkansız olacak değil mi hocam?
Vallahi şimdi elde var ne yani en son noktada Libya'da bütün bu hikaye bitecek. Yani Libya'da çatışma dinamiği bitti. Yani çatışma istemiyor. Avrupa Birliği de istemiyor. Biden yönetimi de istemiyor. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Yani mesela Yemen'den başladı bu. Şeyi bitirin dediler artık hani Orta Doğu'da bu çatışmaları. Hani Avrupa Birliği'nin de artık hani bir fayda sağlamıyor çatışma Libya'da. Dolayısıyla Türk hani biz mesela niye götürüyoruz? Hani eğer şeyse amaç bir deniz yetki alanları anlaşmasıysa onu zaten Yunanistan Mısır'la yaptığı anlaşmayla onu neredeyse kadük hale getirdi. Yani bir anlamı kalmadı o anlaşmanın. Bizim de ne işimize yarayacak bilmiyoruz. Hani şu nokta. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Zaten gemileri de çıkartmıyoruz. Yani Antalya Limanı'na ve diğer limanlara gemileri demir at değil mi? Hani demir atmışsa ne zamandan? Tabii gemiler demir atmış durumda. Böyle hani o Türk bayrağına boyadığın Osmanlı sultanlarının işte Barbaros'un adını verdiğin hani gemileri çektin limana. Dolayısıyla istediğin kadar deniz yetki alanları anlaşması yap. Sondaj gemileri limanda durduğu sürece bize bir faydası yok. Oradaki Türk askerinin bir de işte şey iddiası var. Hani Türkiye Batı resmen yüzü kabul etme. Şey götürdü oraya işte cihatçıları götürdü falan. Onun, o konuda da bir baskı var. O konuya var. Hiç girmemek lazım. Evet, o konuya yani girerek da daha karanlık şey var. Bir hale geliyor çünkü. Hani Suriye'yi böyle şey gibi kullanıyorsunuz. Hani oradan oraya eleman diyelim ki bari hani şimdi de Afganistan'a gidecek diyorlar ya. Öyle bir iddia yani var. Evet orayı böyle hani şey diyorum cihatçı asker alma merkezi gibi kullanıyor Türkiye Suriye'yi. Gülüyoruz ama ağlanacak halimizin. Yani, şunu soruyoruz. Yani ben bir vatandaş olarak hani bana durdu desem ki ben size Sayın Gürcanlı önde gelen bir dış politika yazarısınız. Yani bu bütün bu hikayenin sonunda elde ne var? Hiçbir şey. Evet. Şeyimiz bu hani hamaset. Evet yani elde var hamaset. Şey, sahada olmaz. Yani böyle şey büyük cümleler işte bu hükümete yakın kanallarda hani ulusal kanallarda denize bile giremeyiz. Hani havuza girersiniz o zaman. İşte büyük ülkeyiz. Doğu Akdeniz'de yaprak kımırdasa bizden habersiz olmaz falan. Bizden habersiz hiçbir şey olmaz. Falan. Hani sonuçta bol hamaset stratejistlerin hani altında stratejist yazanların şişirmesi dışında elimizde pek fazla bir şey kalmadı maalesef. Ben Sayın Büyükelçi'ye çok merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Son dönemde özellikle son NATO toplantısında artık Amerika Birleşik Devletleri'nin de bastırmasıyla NATO Çin'i resmen hasım ilan etti. Ama buna karşılık Çin'in de sınırı olan Afganistan'dan NATO çekiliyor. Yani bu bir çelişki midir? Neden böyle bir şey oldu? Çünkü siz de dikkat çektiniz. Uygur bölgesiyle aslında Afganistan'ın bir sınırı var. Orada NATO askerleri, Amerikan askerleri dursaydı Çin daha iyi çevrelenmiş olmaz mıydı? Neden böyle bir strateji ihtiyacı duydular? Teşekkür ederim. Demin Libya konusuna kısaca bir dönelim. Ben de bir iki gözlemimi müsaade ederseniz paylaşmak istiyorum. Aydın Bey'in yaptığı tespitler ve gözlemlerine katılmamak mümkün değil. Şimdi 58 paragraflık bir 2. Berlin Konferansı bildirisi var önümüzde. 5. paragrafında işte o bütün yabancı kuvvetler ve savaşçılar çekilsin diyor. Şimdi bakıyoruz oraya. Orada kendi kuvvetlerini ve savaşçı kuvvetleri bundan. Mesela Rusya o bölüme şerh koymuyor. Türkiye koyuyor. Şimdi evet. ben bir diplomat olarak bunu yadırgıyorum. Şimdi batılı ülkelerin de orada askerleri var. Biliyoruz Fransızlar, İngilizler vesaire bunlar vardır. Onları da biliyoruz. Şimdi bu tuhaf bir tablo. Yani Rusya mesela koymuyor. Ya mesela Mısır koymuyor. Ne bileyim işte bir Türkiye koyuyor. Bunlardan uzak durmak lazım. Bakın bazı şeyler belli bir ortak anlayış ve zemin oluşturulana kadar de facto sürdürülür. Yani bu şekilde ortaya çıkıp da yabancı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının devamı niteliğinde hem silah ambargosu bakımından hem yabancı askerler, kuvvetler ve savaşlar bakımından. Birleşmiş Milletler kararları var. Bir silsile karar var. 1970'ten başlayıp 73 devam ediyor. Şimdi bu ortamda kalkıp da bu şerhi niye koyarsınız oraya? Üstelik öyle bir zamanda koyuyorlar ki Aydın Bey belirtti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı
Başbakanı ve Dışişleri Bakanı diyor ki yabancı kuvvetler ve savaşlar çekilsin bu ülkeler diyor. E şimdi bakın yine o zaman geçmişe dönüp örnek vereyim. Hep şunu söyledik. Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü, siyasi birliği, işte Libya sahipliğinde, Libya öncülüğünde. Şimdi bunlarla da çelişiyoruz. Bu temel söylemle de çelişiyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani ben bilmiyorum, hani 20 yıla yakın çok taraflı diplomasinin içinde bulundum. 40 yıllık bir meslek hayatım var ama ben onu mesela o rezervi görünce ben doğrusu Allah Allah bu nasıl bir anlayıştır diye sormadan edemedim. Açık etmeseydik bari. Yani evet. Yani kendin bunu bu şerhi koymakla diyorsun ki ben evet arkadaş orada savaşçılar falan filan da var diyorsun. Bu söylemi sen kullanmıyorsun ki, resmen kullanmıyorsun ama resmen kabul ediyorsun. Tuhaf bir şey, bunu koyanlar niye düşünmediler? Ben anlayamadım doğrusu. Biz buna halk dilinde kendi ayağına sıkmak diyoruz yani. Başka bir şey değil. Bir sürü şey anlayamıyoruz vallahi. Bir anlasaydık anlatabilecektik arkadan. Evet. Hangi dilde ne dersiniz bilmem ama benim kavrayış kabiliyetimi aşan bir şerh olmuş. Onu tekrar altını çizeyim. NATO işte ABD'nin çekilmesi konusuna geliyor. Şimdi NATO zirvesinde de bu bir yerde artık tescil edildi. Daha evvel Amerika'nın şu anda geçici de olsa ulusal güvenlik stratejisine yansımıştı. Daha evvelki Amerikan stratejilerinde de vardı. Ama ilk kez NATO'da, NATO bildirisinde Londra, 2019 Londra zirve bildirisini kastetmiyorum. Çok kısaca bahsedilmişti Çin'den. Yine de çok uzun bir bildiride iki paragraf ayrıldı. Örneğin Rusya'ya kıyasla Çin'e ayrılan paragraflar daha kısaydı. Bir geriye gidelim, bir tık geriye gidelim. 2030 yeni bir çağ için birliktelik raporuna baktığımızda aslında Çin doğrudan bir tehdit olarak Rusya gibi tarif edilmiyor. Zirve bildirisinde de o şekilde tarif edilmiyor ama bir sınama, bir hem sınama hem fırsatlar öyle tarif ediliyor. Doğrudan askeri bir tehdit oluşturmuyor diyor. Şeyden bahsediyorum, NATO 2030 raporuna, yani yeni stratejik konsepte, NATO'nun yeni stratejik konseptine esas oluşturmak üzere hazırlanan ve NATO'nun önümüzdeki 10 yılına belirleyecek olan bir rapor ve ona bağlı olarak geliştirecek stratejik konseptten bahsediyoruz. Dolayısıyla Çin'e bakış açısı Rusya'ya kıyaslandığında daha nüanslı, öyle söyleyelim. Ama bu Amerika'nın bakış açısında da aslında baktığınızda orada da tam Rusya gibi tarif edilmiyor ama odağın Hint Pasifik'e doğru kaymış olması, Çin'in bir sınama olarak takdim edilmesi fırsatlarla birlikte bu tabii ilginç bir durum. Şimdi böyle bir ortamda, yani stratejik rekabetin yavaş değil çok süratle tırmandığı bir ortamda, bir tarafta Amerika, yanında AB, öbür tarafta Rusya, Çin. Amerika Birleşik Devletleri oradan çekildi. Aslında hakikaten bu soruyu sormak lazım. Niye çekildi? Yani ABD Asya'nın kalbinden niye çekildi? Bunu sormak lazım. İnsanın aklına şu da gelmiyor değil. Tabii ki tam anlamıyla çekilmiş olamaz. Yani burada da gerçekçi olalım. Üniformalı kuvvetler çekildi Afganistan'dan. Ona şüphe yok. Ama üniformasızlar nerede? Onu sormak lazım. Onu da görmek lazım. Ve civar ülkelerde neler yapmaya çalışıyorlar? Herhalde Amerika bir üs veya böyle geçici bir şey düzenleme yapmaya çalışıyor. Yani gerektiğinde müdahale etmek üzere. Ama bir yerde de bir, onu söyledim ben, bir ateş topunu da orada bıraktı gitti. Şimdi bakıyoruz işte bir Rusların taraftan kucağına Çin var, bıraktı bir taraf... belki de. Rusların kucağına da bıraktı, Çin'in kucağına da bıraktı. Şimdi Çin, Pakistan'ın karşısına alma lüksü yok. Çünkü bir yerde sert, neredeyse stratejik ortağı gibi, işte biliyorsunuz deniz üssü var orada Gwadar'da. Yol ve kuşak açısından önemli. Afganistan da önemli yol ve kuşak açısından. Çünkü orada da Lapis Lazuli projesi var. Hem Afganistan'ı kendi içinde birbirine bağlıyor, hem de Afganistan'ı orta koridora bağlıyor. Dolayısıyla o bakımdan da önemli. Hindistan var. Çin'le Hindistan arasındaki ilişkileri de biliyorsunuz, yani pek parlak değil. Hatta çatışmalar oluyor zaman zaman. Bir taraftan Rusya var. Ve eğer bir şekilde Afganistan tekrar bir kaosa sürüklenirse en başta bölgeden başlar bunun etkileri. Ama Rusya'ya da uzanır, Çin'e de uzanır. Bunu da görmek lazım. Bir taraftan acaba diyorum görünürde askeri kuvveti çekip başka türlü kuvvetler mi orada veya civarda tutacak ve gelişmeleri o şekilde izleyecek? Veya civar ülkelerden biriyle anlaşıp bir
gözleme, keşif imkanı elde etmeye gayret edecek mi? Bunları zaman gösterecek. Zaman göstermek lazım. Ben Blinken'ın bir beyanını hatırlıyorum. Biraz işte erken bulunduğu ve Afganistan'ı tekrar istikrarsızlığa ve sürükleyeceği, terörizmin pençesine atacağı falan söylendiğinde Blinken demişti ki, Nisan ayındaki bir beyanından bahsediyoruz. Şunu demeye getirdi. Biz sizin anladığınız anlamda çekilmiyoruz oradan dedi. Evet. Bu, siyasetten bunun, kalacağız dedi. Evet. Yani ama tam öyle de tam siyaseten de değil. Ben onun altında bir şeyler arıyorum açık söyleyeyim. Belki de evet. Komplo teorisi kafamda şekilleniyor ama onun altında ben bir şeyler arıyorum. Dolayısıyla bilmiyoruz. Yani kuvvetler çekiliyor, askeri diyorsunuz. Kuvvetler çekiliyor. Ama onun arkasında ne var bilmiyoruz. Acaba bölgede olabilirse şayet bir kontrol edebileceği bir yerde bir noktadan sonra ket vurabileceği bir kaotik ortamın bölgeyi sarsmasını, işte Çin'le bir takım güçleri karşı karşıya getirmesi veya Rusya'yla karşı karşıya getirmesi, onları düşünüyor olabilirler mi? Bilemiyorum. Bu yönde analizler okumadım ama düşünülmesi gereken ileride, bir unsur diyorsunuz değil ileride, mi? Belki ileride görürüz. Evet. Acaba bir ateş topu bırakıp mı gitti? Evet. Evet efendim. O ateş topunu sadece Çin'le Rusya'ya değil bize de bırakmış görünüyor Amerikalılar. İşte, evet. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra bakış açısı devam edecek. Bu kez Suriye'yi de konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim. KRT ekranlarında bakış açısı devam ediyor. Konuklarımız dış politika analisti Aydın Sezer ve emekli büyükelçi Fatih Ceylan. Afganistan'ı ve biraz Libya'yı konuştuk ama şimdi biraz daha yakınlara gelme zamanı sanıyorum. Çünkü ateş topu deyince Türkiye'nin elindeki ateş topu bir değil ki. Afganistan, Libya ama tabii bir de Suriye var. Bir de üzerine şimdi Dağlık Karabağ var. İşte bunları ben Aydın Sezer'e sormak istiyorum. Yani şu son dönemde bu Afganistan macerasına o kadar daldık ki Suriye'yi ve Dağlık Karabağ'ı biraz ihmal ettik. Mesela özellikle Dağlık Karabağ'dan girmek istiyorum. Bir koridor açılacaktı. Anlaşmalar yapıldı. Gruplar oluşturuldu. Çalışma grupları fakat sonra birdenbire bu grupların ortadan kalktığını gördük. Ve Türkiye'nin beklentileri olmadı. Biraz yorumlar mısınız? Ne oldu Dağlık Karabağ'da Türkiye açısından? Şimdi Zeynep Hanım, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan Savaşı ve özellikle de Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili konuları tek bir potada kamuoyuna yansıttığını, iç kamuoyuna yansıttığını görüyoruz. Oysa iki farklı konu vardı orada. Bir tanesi 30 yıldan beri devam eden Dağlık Karabağ sorunu, statüsü sorunu. Diğeri de yine 30 yıl önce Ermenistan işgal ettiği 7 Azerbaycan kasabasının işgalden kurtulması konusu. Dolayısıyla biz daha çok Türkiye olarak, resmi dış politika yapıcıları da bu yönde beyanlarda bulundular. Biz daha çok bu 7 kasabanın kurtarılması konusuyla ilgiliymişiz gibi bir görüntü verdik. Evet. O kasabalar işgalden kurtuldu. Bir bölümü barış anlaşmasıyla ama önemli bölümü de savaşla kurtuldu. Burada herhangi bir tereddüt yok. Bu kesin Azerbaycan'ın, dolayısıyla Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye'nin başarısı. Burada oluşacak herhangi bir boyut yok. Fakat Dağlık Karabağ sorunu 30 yıl önceki statüsüyle aynen devam ediyor. Şuşa şehri kurtarıldı sadece Dağlık Karabağ içerisinden tek bir kasaba. Onun dışındaki Dağlık Karabağ dediğimiz bölgede artık bir Rus askeri barış gücü şapkası altında ama silahlı bir Rus askeri gücü var. Yani Azerbaycan topraklarında da tıpkı Ermenistan'da olduğu gibi Rus askeri yerleşti. Birinci konu bu. Şimdi biz tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Rusya ile birlikte Rusya'nın barış gücünün
Dağlık Karabağ'daki faaliyetlerini izlemek üzere Azerbaycan topraklarında bir birlik oluşturduk. 50'şer 60'ar kişiden oluşan bir Türk Rus askeri birliği var. Dağlık Karabağ'ın içerisindeki Rus askeri faaliyetlerini ve Ermenilerin faaliyetlerini denetliyor. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Şimdi Dağlık Karabağ sorununun Agit Misk grubu uhdesinden bir anlamda Rusya'nın inisiyatifine kaydığını görüyoruz. 9 ya da 10 Kasım Ateşkes Anlaşması'yla. Burada tabii Rusya hala devrede olduğunun altını çiziyor. Bu konuda zaman zaman özellikle Fransa'ya, Macron-Putin görüşmelerinde de bu konu gündeme geliyor. Burada bir beis yok ama içeride olan ülke Rusya, Güney Kafkas'ı zaten Rusya'nın etkilenmesi önemli bir bölge ve Rus askeri. Şimdi sizin sorduğunuz koridor konusu barış anlaşmasının bir unsuru. Yani iki koridor var. Bunlardan bir tanesi hala zaten faaliyette olan Laçin-Ermenistan koridorunun daha da genişletilmesi, 5 kilometre güneyde 5 kilometre kuzeyde genişletilerek açılması ve bu yoldaki kontrolün de Rus barış gücünde olması konusu vardı. Ama burada şunun altını çizelim. Bu yeni bir koridor değil. Zaten mevcut olan koridorun genişletilmesi çabasıydı. İkinci koridor da Azerbaycan'da Nahçıvan arasında. Eski Sovyet döneminden kalan demir yolu boyunca giden bir koridor olacaktı. Bu hem karayolu hem demir yolu. Dolayısıyla bu yol Nahçıvan-Azerbaycan yolu trafiğe açılacak ama yine burada da kontrol ve irade kontrol mekanizması Rusya'nın kontrolünde olacak. Bu şekilde anlaşma yapıldı ve bu Türkiye açısından bu yolun açılmasının sizin programınızda ne kadar önemli olduğunu, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nın Türkiye açısından en önemli sonuçlarından birisi olduğunu değerlendirdi. İşte Putin, Aliyev ve Paşinyan 10 Ocak 2021'de bu konuyla ilgili olarak yeni bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre de bir an önce açılması için uzmanlar heyetinin araştırma, çalışma yapmasının bir anlamda fizibilite gibi ve bu çalışmaların da 3 ülkenin başbakan yardımcısı başkanlığındaki komisyonlarda değerlendirilmesini ve bu çalışmanın 1 Mart 2021'de de sona erdirilmesini, ondan sonra da hemen hızla inşaat faaliyetlerine başlanması konusunda mutabık oldu. İlk toplantıyı başbakan yardımcıları denilmiyorsam 29 ya da 30 Ocak'ta Moskova'da yaptı. Mart'ta bitmesi gereken bu çalışmayla ilgili bugün Temmuz ayındayız. Herhangi bir somut gelişme yok maalesef. Türk dış politikasında son dönemde görülen, ister buna geri adım diyelim, ister revizyonist bir yaklaşımla bazı şeyleri özellikle Doğu Akdeniz'de gözden geçirme süreci diyelim. Ama biz özellikle Rusya-Ukrayna krizinde, Donbas'la ilgili krizde ve özellikle Kırım'la ilgili söylemlerimizde ve eylemlerimizde Ukrayna ile savunma alanında işbirliği anlaşmalarımızdan kaynaklanan nedenlerle Rusya'yla çok sıkıntılı bir dönem yaşadık. Hala da bu dönemi yaşıyoruz. Burada iki somut söylem geldi Rusya'dan. Bir tanesi Rusya Dışişleri Bakanlığı. Biz de Türkiye'nin etnik sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabiliriz dedi. Lavrov'un bizzat kendisi Ukrayna'yı Kırım üzerinden Rusya'ya karşı cesaretlendirmek Rusya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir tehdit dedi. İşte bu nedenlerle Dağlık Karabağ'daki bu gelişmeler Rusya'nın muhtesinde biraz sekteye uğradı ya da bilinçli olarak ötelendi diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Şuşa'da yine her iki ülkenin de iç politikasına mesaj verme anlamında bir gövde gösterisi yaptı. İki ülke bir de Şuşa beyannamesi deklare ettiler.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler son 11 yıldan beri artık her defasında tekrar edilmesi, her defasında güçlendirilmesi gereken vurgulara ya da çıkışlara hiç gerek yok. Bu başından beri bir millet, iki devlet esprisiyle bugüne kadar gelmiş bir durum. Bu savaş sonucu, yani Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonucu, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının da kurtarılmış olması nedeniyle artık Türkiye'nin Ermenistan'a yönelik diplomatik politikası perspektifini gözden geçirmesi gerekiyor ve bunu bir an önce yapması gerekiyor. Bunu zaten 2009'da yaptı. Hükümetin yaptığı bence dış politikadaki en önemli atılımlardan bir tanesiydi bu Ermenistan'da imzalanan gizli protokoller konusu. Dolayısıyla Türkiye özellikle eğer Güney Kafkasya'da Rus etkisini kırmak istiyorsa ya da Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununda tıpkı Rusya gibi yapıcı ve katkı sağlayacak bir taraf olmayı bekliyorsa ya da istiyorsa bu sınır kapılarını açıp iktisadi anlamda Ermenistan'ın Türk iktisadi gücünün, ekonomik gücünün etkisinde yeni iş alanları, yeni iş sahalarıyla bir anlamda yumuşak gücüyle etki altına alması gerekiyor. Paşinyan bu nedenle bunu istediği için tırnak içinde milliyetçi kesimler tarafından, özellikle seçimlerdeki rakibi eski Cumhurbaşkanı tarafından tırnak içinde söylüyorum, Türk uşağı olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin önünde Ermenistan'la ilgili bir açılım yapılması gerekiyor ve bu Azeri kardeşlerimize de gerçek anlamda yardımcı olacak bir açılım olacak. Evet. Hem de Türkiye ile Azerbaycan koridoru da, yolları da açılacak bölgede bir Türkiye sayesinde bambaşka bir hava ve barış gelecek. Evet, Suriye'ye geçeceğiz dedim ama süremiz çok azaldı. Ben Sayın Büyükelçimize dönmek istiyorum müsaade ederseniz eğer. Sayın Büyükelçim, bir ön cephe olma durumu tekrar Türkiye'nin ortaya çıkıyor gibi. İşte Aydın Bey saydı, Ukrayna dedi, o Gürcistan dedi, Karabağ dedi. Buna Polonya'ya SİHA satışlarını da eklemek mümkün. Kırım'dan bahsetti Aydın Bey. Yine Rusya ile ilişkilerde bir ön cephe mi oluyoruz NATO çerçevesinde ya da Amerikan bakışıyla? Ya bir kesim öyle değerlendiriyor olabilir ama şöyle bakmak lazım. Türkiye'nin etrafındaki istikrarsızlık ve ateş çemberi yeni değil. Yıllardır devam ediyor. Dolayısıyla bizim bölgesel normalleşmeye ağırlık vermemiz şart. Bu istikrarsızlık ve ateş çemberini bizim açımız, kendi açımızdan rahatlatmak için, onun dışına çıkabilmek için, üstelik izlenen politikalarla bir de yalnız kaldık. Hani o meşhur değerli yalnızlık konusu. Bu değerli yalnızlığa gelecek bir coğrafya değil burası. Onu görmek lazım. Afganistan, Ermenistan, daha doğrusu Dağlık Karabağ meselesi konusunda aslında bu koşullar ortada yokken dahi ben hatırlıyorum 2010 yılından itibaren Türkiye Ermenistan'ı bölgesel entegrasyon projeleri içine nasıl dahil ederiz çalışmasını yapmıştı. Ancak o zamanki koşullar arasında elbette bu rayonların kurtarılması söz konusu. 7 rayondan bahsediyoruz. Hatta onun işte 3'ü olsa nasıl olur? Laçin dahil bunun içine en başta. Çünkü koridor var oradan geçen. İşte 5 olsa şöyle mi olur, böyle mi olur diye bunun bir yerde arka kanallardan görüşmeleri yapılmadı değil. Dolayısıyla Türkiye'nin elinde aslında devreye sokabileceği bir bilgi birikimi var. Şöyle bakmak lazım. Yine stratejik bir bakış açısıyla Ermenistan'ın Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanması Türkiye'nin menfaatine olur mu? Olur. Azerbaycan'ı da yanımıza almak suretiyle. Ama Rusya'nın buna nasıl bakar? Tabii o ayrı bir meseledir. O zaman bu 2010 yılında başlayan süreçte Ermenistan'ın entegrasyonu söz konusu olduğunda Rusya yani bunlar fena projeler değil tabii bu demiryolu, karayolu bağlantıları vesaire ama bu ziyadesiyle siyasi bir proje diye söyledi. Şunu söylemeye çalıştı. Ya ben olmazsam bu iş olmaz demeye getirdi ama
Rusya'yı da bir ölçüde metaldar edecek, müdahil kılacak şekilde bir düzenleme olabilir mi? Olabilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Bakü ziyaretinde bundan bahsetmişti. Bir bölgesel yapıda. Bir, aynen, bölgesel. Yani bu çok önemli. Bizim bölgesel sahiplenme nosyonunu oturtmamız çok önemli. Dolayısıyla bu nosyon ve bu kavram ve bu strateji bir bölgedeki ilişkilerin belli dengeler üzerine oturmasını sağlar ve Türkiye'nin yalnızlığından kurtulmasının yollarını açabilir, zeminini hazırlayabilir. Bence denemekte yarar var. Elbette Rusya ile de konuşulması icap edebilir. Eder daha doğrusu. Çünkü Rusya Güney Kafkasya olsun, Orta Asya'ya uzanan kuşakta olsun elindeki imkanları ve nüfuzu azalmasını istemeyecektir. Dolayısıyla Rusya'nın bundan menfaati ne olabilir noktasında belki Rusya ile oturup müzakere yapmak lazım gelir. Ama bu da bir yerde Türkiye için uzun yıllar önemli bir sınama oluşturan Dağlık Karabağ meselesinin mevcut yeni koşullarda daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayacak imkanı ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum sayın konuklarıma. Yani hakikaten çok yararlı bir program oldu benim açımdan da. Aydın Bey, Suriye'yi de konuşacaktık. Artık size bir sözümüz olsun. Bir başka programda uzun uzun Suriye'yi alırız. Sayın Büyükelçime de çok sorum vardı ama ne yazık ki süremiz bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum katılımlarınız ve değerli yorumları için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Vakit kaldı, kalmadı. Bir dakika vaktimiz bir dakika. Var. Buyurun yani şöyle hocam. Şöyle söyleyeyim. Yanlışa devam ediyor Türkiye. Türkiye'nin önceliği Suriye ve Doğu Akdeniz. Karadeniz'de siyaset biraz belli oldu. Onu da doğru bulmuyorum çok fazla. Çok Amerika'ya angaje oluyor Karadeniz'de. Fakat bakın Yunanistan Arap Ligi'ne gözlemci oldu. Yani Doğu Akdeniz'de dengeler bozuluyor. Dolayısıyla da ağırlığı bu coğrafyada ve artık askeri güç kullanmadan, yani askerlerin önüne sürmeden bir dış politika, diplomasiye geçmesi gerekiyor. Ama dış politika tanımlayan genel bir çerçevesi olmadığı için ve günübirlik hareket etti ve kendini kurtarmaya odaklı bir dış politika izlediği şahsın için. Şahsın dış politikası. Aynen. Biz bir daha toparlarken o ifadeyi bir daha kullanabiliriz. Tabii şahsım AKP'ye özgü bir dış politikayı, AKP'nin ömrünü uzatmaya dayalı bir siyaset izlediği için şeyi kaybediyor. Buraları hep kaybediyor. Hala Afganistan'da asker bırakır mıyız, bırakmaz mıyız şeyine gidiyor. Tartışmasına evet, çok, gidiyor. Çok asıl gerçek milli davalar yavaş yavaş elden giderken biz Afganistan'da asker bulundurmanın oradaki Afgan havalimanının işletmesini üstlenerek Katar'ın oraya rahat uçuş yapmasını sağlamanın peşine düşmüş üstüne görünüyoruz. Üstüne bir de Taliban ayar veriyor. Yani bu da bu üstüne bir de bu kaldı bize. Evet, bakış açısının sonuna geldik. Artık yavaş yavaş yarın bayram tatilinin ilk günleri, önümüzdeki haftada bayram. Bu bayramın dış politikada da Türkiye'ye umut, başarı ve güzellikler getirmesini ama en önemlisi herhalde huzur getirmesini dileyerek kapatalım programı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar efendim.